bir şekilde ve eyvallah kardeşim yani gibi. Ama benim gördüğüm şudur, el altından sana da yoklama çek, bize de yoklama çektikleri zaman bir racon, bir yaşının da ağzını tıkacak bir şey falan. Çünkü bunlar tıkınarak hayata bakıyorlar. Bizim de tıkınarak susacağımızı sanıyorlar. Hani şey vardır, ihtiyar kadınlar vardır, bazı haberlerde görürsünüz, evleri çöpe dönmüştür, tıka 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 tıka. Tıkınmışlar bunlar. Yani her tarafı tıkayarak, içinde bir boşluk var, içinde bir yalnızlık var, içinde bilemediği bir çöl var belki de. Neyi tıksa dolduramıyor, neyi tıksa dolduramıyor. Evin her tarafı şey, mamak çöplüğü gibi olmuş, gene de boş dolduramıyor. Bu insanlar da böyle. Şimdi bu insanların hayatlarına bak, zaten kendisi anlatıyor Ekmelettin Bey'in, makama doymamış. Falan entüslü filan kurum, artık dünya çapında ve Fethullah Gülen'in kainat imamı biliyorsun. Kainat imamı Fethullah Gülen, Ekmelettin Bey de bir nevi kainat imamıyla yarışan makamlar peşinde. İslam örgütü başkanlığı, işte bilmem ne tarih bilimleri, şimdi cumhurbaşkanlığı, yarın bilmem ne yani. Kofi Annan gibi Birleşmiş Milletler, sonra odan da Fethullah Gülen'e rakip olacak işte kainat imamı falan gibi. Bütün bu siyasetçilere bakın. Yani biz internette gezmeyi, hani oradan oraya atlayarak sitelere bakmayı sörf adı veriyoruz. Bütün sağcı politikaların siyasi hayatları makamdan makama, o bakanlıktan o bakanlığa, o kurumdan o özel kuruma, oradan bilmem özelleştirme dairesi başkanlığına falan, her tarafa böyle değil mi? Bir sörf içinde geçiyor hayatları. Bunlar niye yapıyorlar peki? doyulmaz istekleri. Evet. Doymaz bir tarafları var ve bunların hepsini ama vatan için, millet için, halkımız için ve Sakarya için yapıyorlar tabii. Böyle bir şeyleri var. Eğer Türkiye'de biz, acısını en çok çeken biziz. Sağ siyasetin acısını en çok çeken biziz. Demirelleriyle, Özallarıyla biz bunları tanıyoruz. Çok acılarını çektik Kenanlarıyla. Hala bu saatten sonra bizim gözlerimiz açıkken bu ülke yeniden üstelik Sosyal Demokrat Parti eliyle sağa teslim edilecekse bu insanlara, bu her yerde her lafı eden, makamdan başka, torpilden başka laflar, işte bizim adamımız, iyi adamımız laflarıyla ilkesiz, örgütsüz bir ilerlemeyen Türkiye'de bugün 2014'te tartışılan sorunla 1950'de tartışılan sorun aynıdır. Çünkü sağcılar yönetiyor, ilerleme yoktu. Bizim anlayışımıza göre tazminatlı ilerleme olacaktı. Hayatta, sigortada, ilimde bir evrim, bir gelişme. Ben dedemden çok daha farklı bir yerde olup başka konuları konuşacaktım bugün. Güney Kore bir Samsung markası dünyayı kasıp kavuruyor, bir marka yetiştirmiş. Başka bir şeyi konuşacaktım. 1950'de siyasetin konuştuğu neyse bugün onun torunu olan ben aynı şeyi konuşuyorum. Bu sağcılık bir kuyu gibi, kör kuyu. Aynı şeyi tartışır 100 senedir. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Bir kere geldin mi bir kere değiştirirsin. 600 yıldır bitmeden aynı hayatı yaşayan, Osmanlı'yı da değiştiren bir Mustafa Kemal'in gelişidir. Devrimsel bir şey yapmıştır oraya. Rayları kaldırmıştır. Başka bir şey. O dualarla, o sanat